Kadın Hayattır'dan merhaba, ben Duygu Özeltapan. Kadın Hayattır diyoruz. Hayat dolu olmak için ruhumuzun ve bedenimizin sağlıklı olmasının öneminin altını çiziyoruz. Bugün de program dop dolu. Merak ettiğiniz sağlık konularını uzman konuklarımızla konuşacağız. Sizler de bize eşlik edebileceksiniz. Başlayalım. Konuğumuzla sohbete başlamadan önce bir duyuru yapalım efendim. Elimde neden bu pembe top var merak ediyorsunuzdur. Meme kanserine karşı erken tanıya dikkat çekmek için pembe top 6. kez sahaya çıkıyor bu akşam. Pembe top Anadolu Efes Spor Kulübü ve Barcelona arasında oynanacak Euroleague basketbol karşılaşması. Oyuncu Bengi Soral'ın elinden havalanacak ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak bu maç. Biz de hem bu etkinliği izlemek isteyenlere elimizdeki bu pembe topla hatırlatalım dedik. Hem de Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı, erken teşhisin önemini bir kez daha vurgulamak istedik efendim. Birazdan stüdyomuzdaki hekimimize de soracağım meme kanserinde erken tanının önemi nedir diye. Ama bu bölümde birçok rahatsızlık tiroid hastalığına bağlı gelişebilir diyeceğiz. Tiroid hastalıkları ve beraberinde getirdiği risk faktörlerini ele alacağız bu bölümde. Tiroid bezi hastalıklarının belirtileri, tanı ve tedavi yöntemlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimi, genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Yavuz Kurt'a soracağız. Eğer sizin de tiroid bezi ile ilgili merak ettikleriniz, sıkıntılarınız, sorunlarınız varsa bize katılabilirsiniz. Ekranlarınızda program boyunca numaralar geçiyor olacak, bir kez hatırlatalım. 0212 243 71 78'den arayarak 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı atarak iletebilirsiniz. Sayın Kurt, sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum, tekrar konuk ettiniz bizi. Biz çok teşekkür ediyoruz. İkinci kez sizi burada görmek büyük onur. Hocam, şimdi bu topla meme kanserinin erken tanısı önemli. Tedavinin nasıl diyelim, tedavinin sürdürülebilmesi için diyelim değil mi hocam? Siz ne diyeceksiniz? Şimdi tabii bizler bunları gördükçe çok mutlu oluyoruz. Efendim, halen günümüzde kadın hayatını tehdit eden önemli bir problem meme kanseri. Ve yazılı ve görsel basın sayesinde, aslında sizler sayesinde efendim, kadınlarımız farkındalıkları artıyor, daha duyarlı hale geliyorlar efendim, meme hastalıkları, meme kanseriyle ilgili. Bu da onları erken hekime başvurmaya yönlendiriyor ve biz de küçük ebatta etrafa yayılmadan erken teşhis ediyoruz hanımefendileri ve bunu da daha güzel tedavi ediyoruz. Ve bu da tabii ki erken tanı konduğunda meme kanseri tedavi edilebilir ve prognozu çok iyi olan, uzun süre yaşam beklentisi olan bir hastalık. Artık meme kanserini biz erken tanı sayesinde tedavi edilebilir hastalıklar kategorisine alıyoruz. Bu vesileyle ben Ekim ayı meme kanseri farkındalık gününü de kutlarım. Saygıdeğer hanımefendilerin ve sağlıklı günler dilerim onlara. Çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için. Şimdi bugün tiroid bezi hastalıklarını konuşacağız. Aslında herhalde sık görülen hastalıkların arasında yer alıyor değil mi? Tiroid bezi hastalıkları deyince hocam hangi hastalıkları anlamalıyız? Şimdi şöyle giriş yapmak isterim Duygu Hanım. Tiroid bezi dediğimiz boynun ön tarafında böyle 25-30 gram ağırlığında kelebek şeklinde bir bezimiz. Ama önemli bir bez. Ne işe yarar? Efendim, bu tiroid bezimiz iyodu tutmak suretiyle, almak suretiyle T3 ve T4 dediğimiz triiodotronin, tetraiodotronin iki hormon salgılar. Ve bu T3 ve T4 hormonları vücudun bir yakıtı gibi düşünebiliriz. Yani çok salgılandığında da hastalık yapar, az salgılandığında da hastalık yapar. Bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu T3-T4 salgısı da tiroid bezindeki
kafa tabanda yer alan hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonuyla kontrol edilir. Bunların vücudun bir yakıtı gibi, demin söylediğim gibi düşünebiliriz. Evet, tiroid bezini. Şimdi ülkemiz tabii bu tiroid rahatsızlıkları açısından neredeyse endemik water bölgesi diye değerlendirilecek bir ülke. Yani çok sık görülen bir ülke. Yani böyle 10 kişiyi alıp da tiroid fonksiyon testlerine, bu TH4 TSH'ına baksak, işte bir tiroid ultrasonu yaptırsak, muhakkak birinde ikisinde tiroidle ilgili bir rahatsızlığa rastlarız. Neden hocam? Yani, toprağımızla mı alakalı bu? Efendim şöyle, temel problem, guatr'daki temel problem, guatr demek tiroid bezinin büyümesi diyebiliriz. Kaba tabiriyle veya halk diliyle öyle söyleyelim. Efendim, temel sebebi de bunun iyot yetersizliğidir. İyot, yani şimdi, tuz. Evet, iyot yetersizliğidir. İyot denilen bir element var efendim. Hı hı. Tiroid bezi bunu kullanarak hormonlar, TH ve T4 hormonlarını yapar. Şimdi ülkemizde maalesef 80'li yıllara kadar iyot yetersizliği vardı ve biz hastalığımız zamanında kocaman böyle büyük guatrlara rastlardık. Şahit olurdunuz. Evet, görürdük böyle kocaman. Şimdi pek görmüyoruz. Sebep o ki 80'li yıllarla birlikte bir yönetmelik çıkarıldı ve şu anda piyasada satılan tuzların tamamı iyotlu. Yani yönetmelik gereği mecbur iyot katkılı. Dolayısıyla biz zaten yediğimiz, içtiğimiz tuzlardan muhakkak o iyotu alıyoruz ve biz o dev, büyük guatrları artık pek görmüyoruz. Karşılaşmıyoruz. Şimdi tabii bazı tür hastalara da biz bu iyotu eğer iyotsuz tuz önerirsek, mesela tiroiditlerde öyle öneriyoruz, Hashimoto tiroiditinde konuşacağız yine. İyotsuz diye özel ibareli tuzlar satılıyor. Hı hı. Onları öneriyoruz ama yaygın olarak bütün tuzlar şu anda iyotlu. Bu da bizim bu guatr şeyini biraz azalttı. Anladım. Büyüklüğünü azalttı. Şimdi şöyle toparlamak istersem Duygu Hanım. İki tür tiroid hastalığının bozukluğu var. Hastalığı var. Az çalışması, çok çalışması. İki hocam. Grup altında. Şöyle söyleyeyim. Bir fonksiyonel bozukluklar, evet. Bir de anatomik yapısal bozukluklar. Anladım. Fonksiyonel bozuklukları hipertiroidi, hı hı. Yani tiroid bezinin çok çalışması, hı hı. Ve hipotiroidi, tiroid bezinin az çalışması gibi iki gruba ayırıyoruz. Bu tahterevalli gibidir. Demin söylediğim TSH ve TH4 hormonları. Eğer tiroid bezi çok çalışıyor, normalde den fazla, vücudun ihtiyacından fazla tiroid hormonu salgılıyorsa, TH4 yükselecektir, TSH baskılanacaktır, düşecektir. Tam tersi eğer tiroid bezi az çalışıyorsa, yetersiz hormon üretiyorsa, bu sefer TH4 düşecektir, kan değerleri, TSH ise yükselecektir. Bu iki tip rahatsızlık. Peki şimdi, hocam şimdi bu buyurun. Nelere mal olur şimdi ikinci tipe geçmeden önce? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim ki önce hipertiroidi ele alalım. Evet. Yani halk arasında zehirli guatr diye bilineni, hı hı. Yani tiroid bezinin çok hormon salgıladığı durumu ele alalım. Hı hı. Hipertiroidi. Bunun temel sebebi %80 kadarı Bazedo Graves diye, Graves hastalığı dediğimiz bir hastalık sebeplidir. Genellikle bu otoimmün dediğimiz, yani kalıtım sal sebeplerin de olduğu, ailesel yatkının olduğu ve kadınlarda daha çok görülen bir hastalıktır. Ve Woman TV'deyiz. Bazedo Graves'te kadınlara daha sık gözlenir. Efendim bu hastalık olduğunda, bez çok çalıştığında fark edilmez. Hastada sinirlilik, çarpıntı, taşikar dediğimiz, sıcağa tahammülsüzlük, cinsel isteksizlik, saçlarda dökülme gibi hastanın konforunu bozan, hı hı. Efendim, kilo alamama, hı hı. Çok zayıflama gibi bir semptomlar yumağı oluşur. Hı hı. Bu hastalar genellikle acillerde böyle çarpıntım var, işte içim daralıyor, terliyorum, hiç kilo alamıyorum filan bulgularıyla, bu semptomlarla acillerde doktorlarda gezerler. Eğer akla gelip de bir TSH bakıldığında, TSH'ın baskılanmış olduğunu, normalinin üst sınırı 5'tir, 1-5 arası diyebiliriz kapatırsak, 0-0-0-1'li değerlere düştüğünü, TH4'ün ise yükseldiğini görürüz. Ve bunun da büyük sebebi Graves hastalığıdır. Yine tiroid bezinde nodüller olur, bunlar aşırı hormon salgılar. Evet, mesela bu hastalarda bizim iki tane de tedavi seçeneğimiz var. Hı hı. Öncelikle hastanın antitiroid, yani tiroid hormon sentezini engelleyecek, hı hı.
ilaçlarımız var. Bunları veriyoruz ve T3, T4 oluşumunu ilaç yoluyla baskılamış oluyoruz. Bütün bir ömür kullanmak zorunda mı bu ilacı? Yok efendim, şöyle. Tiroid bezini, tiroid hormon salgısını baskılayıp da ilaçtan düzelttikten, T3, T4, TSH'ı normal seviyelere çektikten sonra definitif bir ameliyat, definitif bir tedavi yapmamız lazım. Burada iki seçeneğimiz var. Birincisi ameliyat. Hastalara ameliyat önerebiliriz. Yani ömür boyu o ilaç, çünkü kemik iliği depresyon falan yapacağı etkileri vardır. Antitiroid ilaçları ömür boyu kullanamayız. Dolayısıyla bir tedavi yapmamız lazım makul bir süre geçtikten sonra. Bunun birincisi cerrahidir, ameliyattır. İkincisi de atom tedavisi de bilinen halk arasında radyoaktif iyot tedavisidir. Bu iki tedaviden birini hastamıza önermemiz gerekir. Peki tabii, ameliyatta hocam tiroid bezini almıyorsunuz değil mi? Tiroid bezini alıyoruz. Alıyorsunuz. Alıyoruz. Şöyle, şimdi kimlere peki radyoaktif iyottan daha taraf oluyoruz da kimlere... Ameliyat diyorsunuz. Evet. Şimdi eğer ameliyatı kaldıramayacak yandaş komorbid rahatsızlıkları varsa, kalp rahatsızlıkları, efendim tansiyon problemleri, geçirilmiş işte inme gibi ciddi rahatsızlıkları varsa bir hastanın, yaşı da ileriyse, o zaman biz daha çok radyoaktif iyottan taraf duruyoruz. Ama hele hipertiroidiyle birlikte tiroidde nodül varsa, nodül çapları büyükse, hasta gençse, efendim çocuk yapma durumu, evlenme durumu varsa yakın zamanda. Çünkü radyoaktif iyot verildiği zaman bir müddet bunu ertelemek gerekiyor bu tür işleri. O zaman ameliyattan taraf duruyoruz. Tabii ameliyatın da kendine ait riskleri var. Efendim, iyotun da, radyoaktif iyot tedavisi de kendine ait riskleri var. Bunlar sonuçta tedavidir ama hipertiroid bir hastayı da başka türlü düzeltmenin pek mümkünatı yok. Evet. Peki diğer versiyonu hocam? Diğer versiyonu efendim hipotiroidi dediğimiz. Burada da şu tür semptomlarla hasta. Bu daha sinsidir. Kilo alma, devamlı diyet yaptığı halde kilo alma, uyuma hali, miksödem dediğimiz diğer formlarında ödemler, dilde pelteleşme, dilde büyüme, efendim saçlarda kabalaşma, böyle bir vücutta tabii hani yakıt yok gibi dedik ya, vücudun fonksiyonlarında yavaşlama, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, kilo alma, bunlar da hep kilo problemi ön plandadır. Çünkü vücudun metabolizması düşüktür. Tiroid hormon yetersizliği olduğu için. Bunlar da böyle diyetisyen arkadaşlara dahil bölümlerde dolaşırlar. Yine tetikler içinde TSH baktığında TSH'ın bu sefer işte 20, 30, 50, 100 gibi yüksek değerler, yani üst sınırı 5'ken yüksek olduğunu, yani hipofiz devamlı tiroid yetmezliği var, hormon salgıda diyor ama bezde mecal yok ki tiroid hormonu salgılasın. Bu da hipotiroidi tablosudur. Bunun da en sık sebebi efendim Hashimoto tiroidi dediğimiz bir Japon müellifi 1912 yılında tarif ettiği bir hastalık vardır. Bu otoimmün bir tiroidittir aslında. Şöyle, bir tiroid iltihabıdır ama bildiğimiz mikroplu bir iltihap değil. Tiroid bezinde, tiroid hücrelerinde bulunan reseptörlere karşı adeta yabancı dokuymuş gibi vücudumuz antikor üretir. Anti-TPO, antitroglobulin antikoru dediğimiz antikorlar üretir. Aynı zehir panzehir etkisi gibi bu antikorlar kan yoluyla gelip, efendim, bu tiroid bezindeki reseptörlere bağlanırlar ve tiroid hücrelerini harap ederler. Tiroid hücreleri giderek harap olduğunda artık hormon üretemez hale gelir. Küçülür, fibrotik hale gelir ve TSH yükselmeye başlar. İşte bu aşamada hipotiroidi semptomları hastayı hayatından bezdirir. Biz teşhisi TSH ve tiroid otantikorları ve hastalık kliniğiyle koyarız. Kan testiyle. Kan testiyle efendim. Teşhis koyduktan sonra mesela çoğunlukla bu hastalarda ameliyat gerekmez. Hep yanlış bilinir. Ameliyat olacak. Hayır efendim. Bu pseudonodüler bir görünüm oluşur. Bez küçülüp fibrotik olduğu için. Sanki bu nodül gibi algılanır. Değil. Ehil radyologlar bunun Hashimoto tiroidinin bir nodüler yapısı olduğunu ortaya koyar. Ve biz bu hastalara L-tiroksin, yani tiroid hormonlarının sentetik yapılmış ilacıyla, hormonuyla, aynı şeker hastalarının insülin kullandığı gibi bu L-tiroksin vermek suretiyle süratten semptomlar geriler, hastanın yüzü güler, rahatlar, isteksizliği, halsizliği, yorgunluğu ortadan kalkar, TSH normal düzeylere gelir, kilosunu verir. Ama bu da tabii diğerinden farklı,
bu eltroksin replasmanını hemen hemen çoğunlukla ömür boyu alması gerekir. Evet. Hocam, İşte bu hastalara, lafınızı kestim, iyotsuz tuz öneririz. Çünkü ilaç ihtiyacını arttırır iyotlu tuz. Çünkü zaten bez hormon yapamıyor. Ekstradan iyot verip TSH'yı yükseltmenin bir anlamı yok. Evet. Hocam, Balıkesir'den bir izleyicimizin size sorusu olacak. Buyursun. Ayten Hanım, günaydın. Günaydın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun, dinleyelim efendim sorunuzu. Hocamız burada. Ayten Hanım, orada mısınız? Ses gitti galiba. Tekrar arayacağız sizi Ayten Hanım. Hatta mısınız Ayten Hanım? Kulaklar ıslanıyor. Tamam, acaba şimdi geliyor sesiniz. Sebebi nedir? Baştan alabilir misiniz Ayten Hanım? Ses kesikliği yaşandı. Herhalde sizin telefonunuzla ilgili bir sıkıntınız var. Şöyle yapalım, biz sorunuzu alalım, hocamıza iletelim ya da belki daha konforlu bir hattan, değil mi, konuşmak mümkün olabilir mi yönetmenim? Deneyeceğiz, tamam. Hocam, şimdi geçelim bir diğer hastalığa. Zehirli guatr artık görünmüyor dediniz, değil mi? Bunun tedavisini konuşmamıza gerek var mı? Zehirli guatr, bir hipertiroidi biraz evvel konuştuk. Zehirli guatr diye bilinen hastalık hipertiroididir. Yani bezin fazla çalışmasıdır. Ve sebebi de genellikle %80 Basedow-Graves hastalığıdır. Bunu demin söyledim. Ameliyat veyahut da radyoaktif iyotla tedavi ediyoruz. Evet. Bu daha çok semptom verir ve hastanın hayat konforunu çok daha bozar. Çünkü hastalar böyle sinirli, çarpıntılı, çok zayıf, terlemesi olan, sıcağı tahammülsüz olan hastalardır. Bu ya ameliyat veyahut da radyoaktif iyotla tedavi edilebilir. Sık da görülür Türkiye'de. Bir diğer hastalığı konuşalım hocam. Bir diğer tiroid bezi hastalığı nedir sıklıkla karşılaştığınız? Şimdi bu fonksiyonel bozukluklarını efendim ortaya koyduk. Yani hipotiroidi ve hipertiroidi diye koyduk. Bir de tiroidin asıl guatr hastalığı var. Yani bezin normalden büyümesi ve nodüler hastalığı diyebiliriz bunu. Bez tabii kendinden amblok büyüyebildiği gibi bir nodül oluşturmak suretiyle büyüyor. Bizim tiroid rahatsızlıklarında fonksiyonel rahatsızlıkları bir tarafa bıraktık. Morfolojik yani yapısal rahatsızlıklarında tiroid bezinde nodül görürüz efendim. Çok neden yaygındır. Neden olur hocam? Neden şimdi olur nodül? Önce şöyle söyleyeyim. Mesela Türk toplumunda 18-65 yaş arası %25'ler civarındadır tiroid nodülü. Genellikle %10 civarı görülür denir ama eğer bu otopsi serilerine ve radyolojik ultrason tetiklerine baktığımızda bunun çok daha yüksek 50 yaşın üzerinde hatta %50 göründüğü söyleniyor. Efendim, şimdi tiroid nodülü neden olur? Genellikle bu tiroid foliküllerinde bir hiperplazi oluyor. Bir aşırı büyüme oluyor. Bunda da yine iyot eksikliği suçlanmış büyük faktör. Yine nodül yapıcı guatrojenik dediğimiz bazı yiyecekler var. İşte mesela soya çok bizde çok sık kullanılmaz ama işte turpgiller efendim yine şeyler, bu yeşil yapraklı bitkiler, lahana gibiler falan. Tabii bunlar hani suçlanır ama çok çok yemek lazım. Bunların hani suçlanabilip de hani bunu yemeyelim dememiz için kararını da öneriyoruz hep. Bir iddia var. Çernobil faciasından sonra Türk insanında nodüller arttı diye. Bu iddia doğru mu? Şimdi şöyle, yani Çernobil etkisi tabii çok tartışılıyor. Yeni de hani dizisi de oynuyor. Çıktı, evet, gündeme iyice şimdi oturdu. Şimdi tabii büyük bir felaket bu ve uzunca yıllar etkileri görünen ve radyasyon etkisi önemli. Şimdi bu o bölgelerde, yakın bölgelerde tiroid kanseri riskini arttırdığı aşikar. Yani bu tabii başka bir konu. Nodüllerden kansere geçiş yaptık ama mesela tiroid kanserinin temel sebeplerinden bir tanesi tabii radyoaktivite. Mesela daha önceden boynuna radyoterapi görmüş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ara bu tür tedaviler varmış. Eski yıllarda. Şimdi değil ama mesela boyuna radyoaktif radyoterapi görmüş hastalarda. Bu şekilde bir kaza sonucu radyasyona maruz kalmış hastalar. Tiroid kanseri riski yüksek. Yani özellikle o Karadeniz bölgesinde de guatr'a çok sık rastlanıyor. Tabii acaba bundan mı diyor. Ama izliyoruz ki rüzgarın yönü ters esmiş de kurtulmuşuz. Pek bize etkisi az gelmiş diyebiliriz. Şimdi tiroidde genellikle bize hastalar
bende bir nodül varmış diye gelirler. Evet. Şimdi bu nodülleri biz geldiğimizde tabii bunu hastayı bir kere her nodülün kanser olmadığını ikna edip hasta nodül lafını duyunca yani nodül tiroid bezindeki foliküllerden büyümesiyle gelişen bir yumru diyelim. Hı hı. Yani bu işte küçük bir bezelye tanesinden işte kocaman 6-7 santimlere kadar uzanan boyutlarda olabilir. Greyfurt top gibi büyükleri olabilir. De tabii 4 santim, 5 santim, 6 santim rastlıyoruz. Eskiden daha büyük oluyordu ama şimdi çok o kadar büyük rastlamıyoruz. Şimdi bizde önemli olan bu nodülün acaba bir riskli bir nodül mü? Tiroid kanseri açısından nedir yapısı, nedir vasfı diyor. Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Öncelikle yapılması gereken bir tiroidle ilgili kan testiyle T3, T4, TSH ve tiroid antikorlarıyla fonksiyonlarını ortaya koyarken bir yandan da ehil bir radyolog, bütün radyologlar ehil de tiroid konusunda biraz daha ustalaşmış diyelim. Bir radyolog tarafından tiroid bezini bir basit ultrasonla değerlendirdiğimizde bu nodülün özellikleri ortaya konur. Tipine, büyüklüğüne göre. Şöyle ki, tiroidin nodülün çapı. Çapı. Efendim, hipoekoik yani ses dalgasını geçirme, az geçirmesi, çok geçirmesine göre hipoekoik olması, solid olması. Yani içinde kistik bir sıvı değil de içinin dolu, solid bir kitle halinde olması. Etrafında halosu deriz. Biz bir çerçeve gözükür radyolojik görüntüde. Bu halosun olmaması veya kesinti uğraması. Sınırlarının düzgün olması veyahut da olmaması. Efendim, uzunluğunun genişliğinden daha fazla olması gibi çeşitli kriterlere bakarız. Radyologlar bakar. Evet. Radyologlar bunu biz raporu önümüze geldiğimizde biz bu nodülün mesela çapı 1,5 santimden yüksekse ve de birkaç tane bu riskli olduğunu gösterir radyolojik bulgusu varsa biz bunlara biyopsi istiyoruz. Biyopsi nasıl yapılır hocam? Biyopsi efendim ince en aspirasyon biyopsisi dediğimiz herkes hayatı boyunca bir enjeksiyon olmuştur. Evet. Bir sebeple. Bir enjeksiyon iğnesiyle diyelim. Kabaca o kadar küçük bir iğneyle nodülün içerisinde radyolog görerek ultrasonla işte girer ve oradan sıvı bir parça alır. Evet, sıvı çeker. Bu lokalle yapılır. Hastanın uyutmasına gerek yoktur. Ve tiroid bezi hastalıklarının çoğunun tanısını biz efendim ince iğne aspirasyon biyopsisiyle rahatlıkla koyarız. Hocam bir virgül koyalım, sokağa çıkacağız. Buyurun. Birlikte izleyelim neler konuştuk. Tabii. Onun üzerine de konuşalım. Biyopsiden sonraki aşamalara da geleceğim. Peki. Önce sokaktayız. Tiroid hormonu sizce neden bozulur? Tiroid hormonu öncelikle genetiktir. Daha sonra da işte çevresel faktörler de var. Yani hava zaten kirli, sular, çevre kirliliği, gıdalarımız, yediğimiz gıdalar hiç organik değil. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bence bu konuya daha çok önem vermesi gerekiyor. Çocuklar tehdit altında, özellikle gıdalar konusunda. Yine besinlerden olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu zamanda çok tehlikeli, bütün hastalıklar onlardan oluşuyor. Ne yediğimize dikkat etmediğimizden. Sağlıklı yaşadığımız sürece, spora da biraz önem verdiğimiz zaman Allah'ın izniyle bir şey yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani onun hakkında pek bir bilgim yok açıkçası. Genetik de olabilir. Gıdalar da olabilir. Zaten şu an sağlıklı gıda beslenmez. Yok, her şey bozuk. Her şey GDO'lu. Yani sağlıklı bir ürün bulmak için nerede nedir diye araştırıyoruz yani. Hocam doğru biliyor muyuz? Gerçekten gıda ve hava etkili mi? Şimdi parça parça tabii doğru olan yönleri de var. Hepsine tabii isimle doğru da diyemeyiz. Şöyle yani bu tiroid rahatsızlıkları, water, bunlar multifaktöriyel. Birden çok faktörün etkilediği hastalıklardır. Yani tabii bunda goitrojen bazı gıdalar da var bunu etkileyen. Genetik faktörler de var. Çevresel faktörler de var. Radyasyona aşırı maruziyet de var. Bunun hepsi bir araya geldiğinde işte bir hastalık ortaya çıkıyor. Böyle pörçük de olsa halkımız yine de doğru cevaplar veriyor yani. Öyle evet. Söyleyebiliriz. Şimdi nodüle tekrar dönelim mi? Nodüle döneceksek evet. Hocam şunu merak ediyorum. Buyurun. Dediniz ya biyopsi alıyoruz nodülden diye. Eğer birden fazla nodül varsa hangi nodülden biyopsi alınır? Şu özellikleri taşıyan nodüllerden. Solid nodül, hipoekoik, kenarları, sınırları düzensiz, halosu parçalı, içinde mikrokalsifikasyon dediğimiz kireçlenme odakları bulunan şüpheli nodüllerden daha çok alıyoruz. Ama eğer bu birden fazla nodül varsa hepsinden almak gerek.
bu özellikleri taşıyorsa. Hı hı. Bu bize büyük oranda bir fikir verecektir. İnce enaspirasyon biyopsinin sonucu benin iyi huylu geldiğinde efendim, hastayı takibe alıyoruz. Ve takip esnasında da 6 ayda bir, senede bir, eğer çok riskli görüyorsa 3 ayda bir bu ultrasonunu tekrarlamak istiyoruz. Peki iyi huylu nodülün kötüye dönüşme ihtimali var mı hocam? Çok sık rastladığımız bir şey değil. Ama mesela şudur. Eğer biz mütakip takiplerde, yani mütakip ultrasonografik tetkikte nodülde bir büyüme görüyorsak. Yani nodül her taraf boyutu 3 boyutlu düşünelim. 2'şer milim büyümüşse. Yani 1,5-2 santim nodül 3-4 santim olmuşsa. Bu özellikler, riskli demin saydığım özellikler meydana gelmişse, o zaman tabii biz biyopsiyi tekrar etmek durumuna da kalıyoruz. Evet, evet. Ama çoğunlukla yani bizi dinleyenler şöyle söyleyeyim, nadirdir yani tiroid kanseri öyle. Nodül sıktır, çok sık görülür. Neredeyse %50'ler, %40'lar gibi oran verdim. Ama tiroid kanseri bunlar içerisinde %5, %1-5 kadardır. Yani her nodül kanser değildir. İyi takip etmek gerekir. Belli aralıklarla nodülün özelliklerini iyi tespit etmek gerekir. Eğil ellerde sabit duran mesela yıllarca 2 santim bir nodül gelişmiş bir hastamızda işte yıllarca aynı ebatta duruyor. Özellikler de bozulmuyor. Biz bunları takip alırız çoğunlukla. Peki eğer kötü huyluysa hocam o zaman nedir tedavi yönteminiz? Evet. Şimdi bu nodüler guatr'daki hadisede bizim asıl amacımız tabii varsa tiroid kanserini ortaya koymak. Hı hı. Şimdi olay tiroid kanseri ortaya konduğunda tabii orada ameliyat devreye giriyor. Hı hı. Yani guatr'da multinodüler veya nodüler guatr'da da ameliyat indikasyonlarımız var. Eğer çok büyüyüp de bası belirtileri oluşturuyorsa, koz bezi aşırı bozuyorsa, tiroid bezi trakeaya, soluk borusuna komşudur. Yani büyüyüp de nodüller baskı yapıp ses kısıklığına, solunum sıkıntısına, yutma güçlüğüne sebep oluyorsa onlarda da ameliyat önerdiğimiz hastalarımız var. İyi huylu da olsa evet. Ameliyat gerekebilir. Evet, iyi gerekebilir. Ama tiroid kanseri ise zaten Kesinlikle ameliyat öneriyoruz. Hali hazır güncel bilgilerimizle tiroid kanserinin tedavisi cerrahidir. Primer tedavisi cerrahidir. Çok radyoterapiden, kemoterapiden çok fayda görmez tiroid kanseri efendim. Biz bu işte az görülen hastaların hayatını tehdit edebilecek tiroid kanserini ortaya koymak amacımız. Bunların da büyük çoğunluğu ince enaspirasyon biyopsisinde çıkar sonuç. Papiller kanser dediğimiz iyi diferansiye kanserlerdir. %70'i papiller ve foliküler kanserlerdir. Bunlar iyi diferansiyedir. Hastalar ömürleri ne kadarsa o kadar yaşarlar. İyi bir tedavi, iyi bir ameliyat olduklarında. Prognoz çok uzundur. Eğer ameliyat olmazlarsa hocam büyür ve büyür kişi ve yaşamını yitirebilir mi? O zaman metastaz yapar. Yapabilir. Tabii. Yani şimdi biz tabii bir de çok çok ender görülen ve nadir kötü cinsler vardır. Medüller ve anaplastik. Ama bunlar tüm tiroid kanserlerinin %20 kadarını, %10 kadarını hatta oluşturur. Çok az nadir görülür. Bunlar çok agresiftir. Yani her cerrah hayatı boyunca mesela anaplastik kanseri 3-5 defa ancak görür. Çok nadir görülür Allah'tan. Size denk geldi mi hocam? Bizim böyle birkaç vakamız oldu tabii. Çok hızlı ilerleyen. Öyle ki bu anaplastikler mesela siz ameliyat edersiniz. Memleketine gidene kadar nükseder. Yani ameliyat etseniz içinde, bile. Etseniz bile evet. Çok zırh gibidir, çok kötüdür. Yani ama bunlar çok nadir görülür. Tekrar söyleyeyim. Hastalarımız endişe etmezler. Hı. Çoğunluğu papiller ve foliküler iyi diferansiyelerdir. Hı hı. Diyelim ki teşhisi koyduk. Biz bir iyi diferansiye kanser teşhisi koyduk. Papiller veya foliküler. %70 papiller dedik. Burada papiller kanserler lenfojen, etraf boyun ve tiroid etrafındaki lenf bezlerine ilk olarak metastaz yaparlar. Folikülerler biraz daha kan yoluyla hematojen akciğer kemikleri yapabilirler. Papilleri sık gördüğümüz için hemen bir yine radyoloğumuza acaba patolojik görünümlü bir lenf bezi var mı boyunda diye göndeririz. O bakar eğer çoğunlukla yok derse, Yalnızca total tiroidektomi yapmak, yani aynı guatr'da, iyi huylu guatr'da yaptığımız gibi komple bütün tiroid bezinin çıkarılması şeklindeki bir ameliyattır. Bunu yapmak hasta için tedavidir, kür olur. Atom tedavisine gerek Bu çıkan PS, tabii güzel bir soru Duygu Hanım.
Bu çıkan piyes eğer patolojiye gider, incelenir gelir. Patolojik özelliklerine göre tümörün çapı, papiller kanserin cinsleri vardır. Yani foliküler varyantları vardır. Tol sel, uzun hücreli varyantı vardır. Kötü varyantlarda çapı büyük, yani 1,5-2 santim üstünde, etraf dokular invaze gibi ise ilaveten nükleer tabip arkadaşlarına radyoaktif iyon tedavisi verirler. Ama işte tiroid içinde sınırlı, küçük, 1 santim, 7 milim, 8 milim, 1 santimin altındakileri de mikro papiller kanser ederiz. Mesela bunlara artık atom çok radyoaktif iyon da gerekmez. Bez guatr ameliyatı yapılır, tiroideklomisi yapılır. Patolojiye gider, patoloji küçük olduğunu söyler, özelliklerini ortaya koyar ve hasta iyileşip gitmiş olur. Ama tabii ilaç kullanmak zorunda kalabilir değil mi hocam? Tabii. Çünkü çok tiroid bezi yok. Bir konu, evet. Çünkü tiroid bezi ortadan kalktı. Bunlara birkaç hafta içerisinde artık eltroksin, tıpkı hipotiroidide bez çalışmıyor olduğu gibi, dışarıdan replasman tedavisi yapıp hormonları vermek gerekir. Ama hiçbir zararı yok bunun. Yan etkisi yok. Yani vücudun bir ihtiyacı gibidir. Ben hep hastalarıma öyle söylerim. Yani siz bunu sabahleyin kalktığınızda aç karnı almasını öneriyoruz. Komedinin üstünde ilacınız ve suyunuz dursun. Sabah bir bardak su içer gibi herkes öneriyor. Siz de ilacınızı alırsınız suyla birlikte. Ondan sonra yarım saat geçmiş olur. İşte banyo, lavabo işlerini görene kadar aç karnı almış olursunuz. Sabah içtiğiniz bir bardak su gibi görün bunu. Bir zararı yok. Replasman dozunda hormonunuzu alırsınız, hayatınızı idame edersiniz deriz. Diyorsunuz. Hocam şimdi az önce bağlanamadık ya Balıkesir'e. Evet. Ayten Hanım'ın sorusu şöyleymiş. Neymiş efendim? Kalp ameliyatı olmuş, 53 yaşındaymış. Evet. Ameliyat sonrası sürekli terliyormuş. Nodüllerle ilgisi var mıdır diye sorar. Efendim çok kolay hastamıza geçmiş olsun diyorum öncelikle. Tabii bunu ortaya koymak çok kolay. Basitçe bir hekime başvurup tiroid fonksiyon testleri dediğimiz T3, T4, TSH hormonlarına baktırdığında bu terlemesinin ve rahatsızlığının tiroid bezi kaynaklı, guatr kaynaklı olup olmadığını ortaya koymuş olur. Hastamıza bunu tavsiye ederiz. Hı hı. Hocam bir izleyicimiz de Danimarka'da yaşıyorum. Kan tahlili yaptırdım. TSH hormonum düşük çıktı burada. Evet. Normal TSH değer 65 yazıyor. Benim TSH değerim 56 çıktı. Diğer T4, T3 falan hepsi normal değerdi. Doktorum bana ilaç vermedi gerek yok diye. Adet düzensizliği günlerinde kısalma, saç dökülmesi, çabuk öfkelenme ve kabızlık yaşıyorum. Bunlar TSH hormonuna bağlı olabilir mi diye sormuş. Şimdi tabii herhalde o yurt dışındaki Danimarka'nın referans değerleri bizden farklıdır. Farklı olabilir. Ama anlıyoruz ki bir subklinik hipertiroidi deriz bu tabloya. Yani nedir? Tam klinik olmamış ama T3, T4'ü normal. TSH biraz baskılanmış. Yani bir zehirli guatr başlangıcı diyebiliriz. Hastamızın anlayacağı şekliyle. Bir hipertiroidi başlangıcı bir değerlendirir. Ama T3, T4'ü normal sınırlarda TSH de çok hafif düşük olduğu için ilaç tedavisi ben de gerek olmadığı kanaatindeyim. Biraz daha takip edilsin efendim. Başka ilaç kullanıyor mu? Bunu etkileyebilecek onu ortaya koymak lazım. Bir müddet takip altına alınması gereken bir hasta diye yorumluyorum. Bir hastamızın sorusu da şöyle hocam. 36 yaşında bir kadının papiller nodülümün olduğu ortaya çıktı. Yalnız hocam tam 1 santim. Bazı hekimler der ki ameliyat gereklidir ve sizin dediğiniz gibi tiroidin tamamı alınmalıdır. Bazı hekimler de diyorlar ki bunun Amerika'da 1 santimin üzerinde olduğu takdirde ameliyat olur. Takip edilmesi gerekir. B12'ni ve D vitaminini yükselt, sağlıklı beslen, bunu düzenli olarak takip edebiliriz diyorlar. Hangi hekime güvenmeliyim der. Şimdi efendim ince en aspirasyon biyopsisinin sonucu tiroidde 1 santim nodül varsa bunu takip gerekir. Ancak papiller kanser diyorsa bunun ameliyatı gerekir. Yani ben orada papiller nodül demiş. Ben sanki onu papiller kanser gibi anlıyorum. Eğer papiller kanserse tabii biz ameliyat öneririz. Ancak hayır, bu benim iyi huylu nodülse ameliyata gerek yok. Yani bizim ülkemizde de hamdolsun yurt dışında ne tür ameliyatlar, ne tür tedaviler yapılıyorsa biz de burada aynısını yapıyoruz. Yani bir Türk tıbbı ileride merak etmesin hastamız. Bir yakın bir hekime başvursun, bir hastaneye. Tüm hastanede kıymetli hocalarımız, doktorlarımız var. Nodülün vasfı ortaya konursa o şekilde devam eder. Papiller kanserse ameliyat,
benim nodülse takip 1 santimlik nodüle. Hocam çok teşekkür ediyoruz Kadın Hayatı'na katıldığınız için. Süremiz doldu. Çok kıymetli bilgilerle donanmış olduk sayenizde. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun misafir ettiğiniz için. Efendim, tiroid bezi hastalıklarını konuştuk. Neler yapılması gerektiğini bize genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Yavuz Kurt anlattı. Hiçbir yere ayrılmayın. İkinci konumla devam edeceğiz.